köşe yaratılmalarıyla devam edeceğiz. Geldim şöyle bir plaka çizdim. Yine çek dedim. Böyle çift tıklayarak dört yanını birden seçtim ve şöyle flanşımı oluşturdum. Şimdi köşe yaratılması veya köşe boşluğu dediğimiz yerler şu bölümler. Ve şöyle üzerine tıkladığınız zaman bütün tiplerini görebiliyorsunuz. Yine aynı şekilde nereden yapıyorduk? Şuradan değiştirebiliyorduk. Veya şöyle tıkladığınız zaman şuradan değiştirme işlemimizi yapabiliyorduk. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Geldim. Şunu seçtim. İşte lazer kenar veya lazerli simetrik veya dairesel bu şekilde birçok seçeneğimiz var. Örneğin geldim bunu lazerli kenar dedim. Ve bu şekilde oluştu. Yine geldim. Şunu seçtim. Bu arada şunu da göstereyim. Genel olarak size yardımcı olacak bir özellik. Örneğin şunu seçtim ben. Ve geldim seçim dedim. Aynı tür köşe boşluğu dediğiniz zaman bakın diğer köşe boşluklarını da seçecektir. Ve gelip buradan tamamını birden değiştirebilirsiniz. Örneğin dikdörtgensel dedim. Ve bunların hepsini dikdörtgensele çevirdim. Böylece tek tek de uğraşmamış olursunuz. Şimdi geldim. Şöyle bir açılım alacağım. Farkları daha iyi görmemiz için. Bakın bu lazer kesim olarak oluşturduğumuz köşe boşluğu. Yine şunlar dikdörtgensel olarak oluşturduğumuz köşe boşlukları. Yine şöyle tekrar geldim. Geldim şunu seçtim. Ve örneğin şuradan boy eninden uzun dediğimiz seçeneğe geldim. Yine bakın hepsi içinde şurada çap bilgileri, uzunluk bilgileri vesaire bulunuyor. Bunları da buradan tek tek değiştirebiliyorsunuz. Geldim örneğin bu dikdörtgensele tıkladım. Bakın L1 ve L2 uzunluklarım var. Bunlar dikdörtgenimin uzun ve kısa kenarları. Bunları değiştirip yine işlem yapabilirsiniz. Geldim, şunu seçtim. Bu da örneğin dairesel olsun. Şöyle buradaki çapı değiştirelim, 3 yapalım. Bu arada Space Cream sizin için direkt olarak bir hesaplama yapıyor gördüğünüz gibi. Yine dilerseniz değiştirme imkanını da size tanıyor. Yine açılmış görüntüye geçtim ve gördüğünüz gibi böyle dairesel bir köşe boşluğum oldu. Şunu dikdörtgensel bırakmıştık. Şunu boyu eninden uzun demiştik ve bu şekilde bir köşe boşluğu oluşturduk böylece. Ve yine şurada da dikdörtgensel olarak bırakmıştık. Köşe boşluklarını da bu şekilde oluşturabiliyoruz.